Ben Meldin Şerefyan. Beni bir önceki videodan da hatırlayacaksınız. Hikaye taslağının sunumu, geri bildirim ve düzenleme konularının işlendiği bu bölümde anlatıcınız ben olacağım. Ben Pixar'da hikaye sanatçısı olarak çalışıyorum. Bu videoda bana bazı çalışma arkadaşlarım eşlik edecekler. Merhaba, ben Bob Peterson. Pixar'da yazarım. Ben Axel Geddes, film editörüyüm. Ben Anna Woliski, editörüm. Selam, ben Domi. Beni hikaye anlatımı konusundaki ilk bölümümüzden hatırlıyor olmalısınız. Hikaye taslağınızı insanlara sunarak hikayenizde nelerin işe yarayıp yaramayacağını anlayabilirsiniz. Hikaye anlatıcılığının tüm aşamalarında olduğu gibi iyi bir hikaye taslağı sunabilmek için de çok fazla pratik yapmalısınız. Andrew Stanton bu konunun en iyilerindendir. Gelin onun ağzından Kayıp Balık Nemo'nun ilk taslak sunumlarından birini dinleyelim. Baba, 6 yaşındaki oğlu Nemo tarafından uyandırılıyor. Nemo'nun yüzgeçlerinden biri küçükken bir barakuda balığı saldırısında yara almış ve bu yüzden yüzerken son derece garip görünüyor. Nemo bugün okulun ilk günü olduğu için çok heyecanlı ve aynen pimpon topu gibi oradan oraya zıplıyor. Nemo bugün hep sabırsızlıkla beklemiş ama babası okyanusu olan güvensizliği ve korkuları yüzünden bugün inanılmaz bir endişe içinde. Bugün her şey su yüzüne çıkacak. Nemo'nun bir vatoz balığı olan eksantrik fen bilgisi öğretmeni Mr. Ray, öğrencilerini okulun ilk gününde bir mercan kayalığına geziye götürmek istiyor. Babası son derece tedirgin bir şekilde Nemo'yu okula götürürken Nemo ard arda bir sürü soru soruyor babasına. Şöyle diyor: babacığım, köpek balıklarını tanıyor musun? Belki köpek balığı görürüz bugün. Hayır, onlarla tanışmayı düşünmüyorum. Peki ya deniz kaplumbağaları? Sen de plankton su kaplumbağalarının 350 yıl yaşadıklarından bahsetmiştin baba. Sen de plankton kesinlikle abartıyor olmalı ama eğer bir gün biriyle tanışırsam kesinlikle bunu soracağım. Sonunda okula vardıklarında öğrenciler Mr. Ray'in etrafında toplanıyorlar ve Nemo'nun babası diğer anne babalarla birlikte yavru balıkların mercan kayalığına doğru giderek gözden kayboluşunu seyrediyor. Tedirginliğini gizleyemediği için diğer anne babalar onu dürtüp dalga geçiyor. Merak etme, çoğu geri dönecek, sakın endişelenme. Böyle büyük çukura ilk gidişimi hatırlıyorum da ne kadar korkutucuydu. Nemo'nun babası endişelene, büyük çukura mı gidiyorlar? Hayır, olamaz, bu çok tehlikeli, Nemo yüzme bilmiyor ki diyor. Ve panik içinde mercan kayalıklarına doğru yüzmeye başlıyor. Andrew'un hikayeyi nasıl tane tane anlattığını fark ettiniz mi? Bunun yanında kendi enerjisini kullanarak dramatik ve duygusal bir atmosfer yarattığını da fark etmiş olmalısınız. İsterseniz şimdi videoyu başa sarın ve Andrew'un hikayeyi aktarırken sesini ve vücut dilini nasıl kullandığına dikkat ederek bir kere daha seyredin. Pixar'daki hikaye taslak sunumlarının çoğu benim gibi hikaye sanatçıları tarafından hazırlanır. Hiç durmaksızın birbirimize ve yönetmenlere hikaye taslaklarımızı sunarak hikayelerimizi sürekli iyileştirmeye çalışırız. Şimdi size Valerie LaPointe'ın Ters Yüz filmi taslak sunumundan bir kesit göstermek istiyorum. Aman tanrım! Neden daha önce buraya gelmedik ki? Annem ve babam bunu bizden saklıyor olmalılar. Pıça! Pıça! Farklı karakterlerin rollerine bürünerek onlara ait diyalogları sesini değiştirerek okuyor ve böylece karakterleri birbirinden ayırt edebiliyoruz. Tüm bu yöntemlerle dinleyicinize karakterlerin neler hissettiği de dahil olmak üzere hikayeyle ilgili önemli noktaları aktarabilirsiniz. Hikaye taslağını sunarken çizimlerinizi en ince ayrıntısına kadar anlatmak zorunda olduğunuzu düşünmeyin. Bunların genelde söze ihtiyacı yoktur. İzleyicilerin çizimlerde gösterilmeyen detayları doldurabilmeleri için hayal güçlerini tetikleyecek betimleyici bir dil kullanmalısınız. Örneğin adamın biri odaya girdi demek yerine "Gölge gibi bir figür yavaşça odaya girdi" demelisiniz. Evet, betimleyici bir dil kullanmak yardımcıdır ama bunun yanında temponuzu, yani hikayeyi ne kadar hızlı ya da yavaş anlattığınızı da ayarlamalısınız. Bir aksiyon sahnesini hızlıca anlatabilirsiniz tabii ama bunalımlı ve duygusal bir sahneyi vurguyu artırmak için kare kare ve yavaş yavaş anlatmalısınız. Hikaye sanatçılarının her birinin hikaye taslağı sunumu tarzları ve yaklaşımları farklıdır. Hadi şimdi sanatçılarımızın bu konudaki tüyolarını dinleyelim. Hikaye taslağı sunumu için aldığım en iyi öneri, dinleyicinize aktarmak istediğiniz şeyle ilgili çok ama çok heyecanlı olmanız gerektiğiydi. Sakın utanmayın ve korkmayın. Kendinizi hikayeye bırakın ve enerjinizin sizi izleyenlere bulaşmasına, onları hikaye çekmesine izin verin. Hikaye taslağını sunarken her şeyin akıp gitmesini istersiniz. Yani film bir film gibi hissettirmeli. Bu gereğinden fazla açıklama yapmamanız anlamına da geliyor. Dinlediğim bazı taslak sunumlarında hikaye sanatçıları şöyle anlatım yapabiliyor. Adam şimdi sokakta yürüyor, tamam mı? Aslında yürüyeceği sokak tam olarak bu değil. Bu gölge filmde orada olmayacak. Evet, şu an gözlük takıyor ama filmde gözlük takmayacak. Şurayı 2 numaralı bir kalem kullanarak çizmeliymişim ama öyle yapmamıştım. Evet, gerçekten de o kalem daha iyi olurmuş. Ama her neyse, adam sokakta yürüyor işte. Ya önemli olan sadede gelmektir. Mesela Sally bir gün sokakta yürürken karşısına Mike çıkar ve "Hey Sally, ne haber, ne yapıyorsun?" der. Sally de ona "Hey Mike, sakin ol" sana der. Bu şekilde hikaye devam ettirilmeli. Akışı bozmamalısınız. Bir noktada izleyicilerinizin sizi dikkatlice dinlediklerini ve güldüklerini görürseniz hikayeyi okumakla kalmayıp harika bir performansla sergilediğinizi anlayabilirsiniz o zaman. İkinci önemli nokta pratik yapmaktır. Aynanın karşısında tek başınıza veya yakın iş arkadaşlarınıza ya da dostlarınızla pratik yapın.
ne kadar çok tekrar yaparsanız ve hikaye sunumunun üzerinden ne kadar çok geçerseniz her şey o kadar kolaylaşır. İşte o zaman daha az duraksamaya başlarsınız ve fikirlerinizi karşınızdaki kişilere geçirebilmeye odaklanırsınız. Ben kesinlikle yüksek sesle pratik yaparım. Masama oturur, çizimlerin üzerinden tek tek geçerek sunumum üzerine çalışırım. Bazen aynanın karşısında çalışmak da işe yarar. 6-7 kere tekrarladıktan sonra artık bir ritim olduğunu hissetmeye başlarsınız. Bu çok önemli çünkü ritim sabit değildir. Arada yavaşlayıp hızlanmanız gerekir. Bu hikayenize bir doku da katar. Doku hikayeyi değiştirir ve bu değişiklikler sonucunda bir şeyler hissetmeye başlarsınız. Mutluyken üzgün, üzgünken uykulu hisse geçişler gibi. Evet, bu değişimleri hissedebilmeniz önemli ve tekrar etmek bu duygu değişimlerini hissedebilmenize yardım eder. Farklı teknikler uygulayabilirsiniz. Enerjinizi dışa vurabilmek için bir şeyler yapabilirsiniz. Böylece taslağınızı sunarken kelimeler birdenbire ağzınızdan dökülmez ve içinizde biriken enerji dışarıya birden çıkmamış olur. Mesela ben tuvalete gidip aynanın karşısına geçerim ve nefes alıp vererek kendimi rahatlatırım. Nefes alıp vermek de çok önemli. Bir de hikayeyi anlatacağınız kişilerin sizden nefret etmediklerini aklınızdan çıkarmayın. Duraksamanızın dünyanın sonu olmadığını, dinleyicilerinizin fikirlerinizi dinleyebilmek için orada olduğunu, anlatacağınız şeyler ve hikayeniz için en az sizin kadar heyecanlı olduklarını, ne olursa olsun pozitif kalacaklarını aklınızdan çıkarmayın ve sakın endişelenmeyin. Olabilecek en kötü şey kendinizi tekrarlamanız ya da duraksamanızdır. Ama ne olacak ki? Dinleyicileriniz bu yüzden sizden nefret etmeyeceklerdir. Ben sunumdan önce tüm bunları birkaç kere aklımdan geçiririm. Birkaç kez derin nefes alıp aklımı boşaltırım ve sonra performansımı sergilemeye giderim. Hikaye taslağı sunumu için düşünülmesi gereken birçok nokta var ve pratik de gerekiyor. Sıradaki alıştırmayla pratik yapmaya başlayabilirsiniz.